1991'de Ruslar Fransız'a Almanya'dan ayrıldı. Arkasından bir şey oldu, bir terör eylemi oldu. İlk kere Almanya'da Solingen faciası, Türk kardeşlerimize evet. karşı. Almanya'da terörü başlama nedeniyle bizdeki PKK terörünün başlama nedeni aynı. Yarın bir gün diyor, uzun vadede bunlar yenildi diyor Birinci Dünya Savaşı'nda. Ama bunlar mütefik de diyor, Türk işçileri de var. İki millet yeniden mütefik olabilir bu nedenle ülkelere karşı eylemlerin arka planında Anglo-Sakson istihbaratı var. Almanlar bundan muzdarip. Oradaki Nazi görünen örgüt bizdeki PKK benzeri bir mekanizma. Almanların ilişki kurabileceği milletler arasını açmaya yönelik. Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi geçerinde biliyorsunuz. Daha da gelecekler. Çünkü bakın Macron'un çizdiği stratejide enerji yok. Enerji nereden gelir bir Avrupa? Dakika, şimdi şöyle bir cümle kurdunuz. Macron'un çizdiği stratejide o zaman Avrupa Macron'un arkasından geliyor. Macron Avrupa lideri olmaya oynuyor diye oynuyor, konuşuyorduk tabii. da. Evet. Ama o zaman kabul görmüş sizin söylediğinizden öyle mi anlıyorum? Bak başka çizdiği... konuşan kimse yok Avrupa'da. Akıllı adam da yok. Ortaya çıkıp bir fikir üreten Macron'un dışında Ma hiç kimse de yok. <laughs> şey konjektör Ma Macron'un şansında kişi, mı şansına bak, mı oynuyor? Şimdi iki kişi fikir Olmadığı üretiyor. İki, Öyle mi? Olmadığı kadar. İki kişi fikir üretiyor. Biri Macron bu küresel aklı temsilen. Tamam. Diğeri de Urban. Bu da ulusalcıları temsilen. Nereye gidiyor Xi Jinping? İkisine de gidiyor hangisi kazanırsa. Çünkü Avrupa Parlamentosu seçimleri tarihin nitelikte. Bu adamların geçen ayki Brüksel'deki konferansları... Macron'un şansı sanki Avrupa lideri olmak açısından daha mı yüksek gözüküyor? Avrupa'da birlik yani lider olabilecek bir mekanizma yok. Şöyle şimdi, e, yedi kocalı yürümüz diye bir tabir var ya. <laughs> Avrupa'nın doğusu, şimdi Polonya yükselen güç. Niye? Avru Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silahını kabul ediyor Polonya. Ve endişeli Rusya'ya karşı haklı <laughs> olarak da. Ve en silahlı ülke, en dinamik ülke Polonya. Avrupa'nın doğusu ayrı bir şey, ortası ayrı, güneyinin problemleri ayrı. İtalya, İspanya, Portekiz buranın problemleri daha başka. Ekonomik derin sıkıntıları var. Ee, Macron da bir, bir Dögol'un geçmişte tarif ettiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı biz de Fransızız ya işte e, diye mücadelesi vardı. Macron Fransızlar, kibirlidir. Onun Çince konuşması var ya. Yani bir Fransa bunu yaptıramazsınız. Hı. İngilizce bile yasak Fransa'da. <laughs> düzgün konuşmazlar. Bilal Dolayısıyla konuşmaz bu yani. bu yasak değil de. Yasak derken konuşmaz yani o anlamda evet. yasak. Eee Ekabi kibirlidir o anlamda yoksa evet, bilmediklerinden evet, dolayı değil. Macron'un Çince konuşması e, şey değil. Mesela Cezayir'e gittiğinde Cezayir'de Macron'u İngilizce davet ettiler sahneye Cezayirliler. Hakaret olarak davet ettiler. Burada da şimdi Çince konuşuyor ya bu çok önemli bir şey. Yani çok büyük bir jest bu. Hmm. Dolayısıyla e, Avrupa'da iki tane dediğim gibi biri Avrupa Uluslar Federasyonu'nu Almanya'da ve Almanya için alternatif partisi var. Şu an ikinci parti konumunda. Tam bakın Xi Jinping geldiğinde İngilizler ne, nasıl bir açıklama yaptı? Çinliler bizim savunma bakanlığını hacklediler dedi aslında İngilizlerin tamamen kurgusu olduğunu düşünüyor. Fransa'ya madde atıyorlar Çin'le ilişkisinde. Bir. ikincisi Xi bir gelmeden önce Avrupa'daki bu yükselen sağ hareketleri şeye sürdüler. Yani Çin ajanı diye. Mesela Almanya'da alternatif Almanya için alternatif partisi bir milletvekilinin asistanını Çin ajanı diye yakaladılar. Daha sonra ortaya çıktı ki aslında Almanya iç güvenlik teşkilatının ajanıymış. Önceden de. Alman ajanı Almanya için Alternatif Partisi'nin milletvekiline asistan oluyor. Çin ajanı diye Çin'e entegre etmek istiyorlar. Avrupa'da bir Çin ajanı furyası başladı şu an. Bu Anglo-Sakson akıl. Avrupa ile Çin'in arasını açmaya yönelik. Avrupa'daki sağ hareketleri Çin'e monte etmeye yönelik. Nasıl ki geçmişte Amerikan Kongresi'nde soruşturma açıldı. Trump'ı Putin kazandırdı gibisinden Ruslar kazandırdı sonuçta bir şey çıkmadı ya. Avrupa ile Çin'in arasını açmak için şu an Anglo-Sakson akıl elinden geleni yapacak. Çinleri azan diye tuttuğunu yakalayacaklar. Şu olaydan sonra da bakın önümüzdeki günlerde Fransa'da başka da bir şey olabilir. Boş değil Avrupa. Çünkü bu Amerika Amerikalılar süreci yönetirken kurdukları oyun belli. Ben diyor savaşa direkt girmeyeceğim. Hı. Yani Burada Almanya savaşsın, oradan Polonya, buradan Türkiye Ruslara yürüsün. Japonlar Çin'e yürüsün. Güney Kore ile beraber. Biz net bu yani. Ben de silah vereyim. Daha sonra da barışı sağlayayım. Strateji bu tamamen. Peki şimdi e, tüm bu stratejiyi konuşurken aslında diğer konuklarıma da bu başlıkla devam edeceğim. Macron, e, Xi Jinping'e alpleri gezdirmiş. O görüntüyü de alalım mı bir arkadaşlar? Karda kalmamış aslında orada. Yöresel kıyafetlerle. Değil mi? Alplerde gezmeye götürmüş, <laughs> eski Fransız e, giysileriyle karşılamış. Nasıl buluyorsunuz hocam? Kitabına göre oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hem de iyi oynuyor. Yani e, Macron, e, hatta Macron'dan da öte bakalım olaya. Şimdi iki kutuplu dünya <laughs> göksü, Rusya-Amerika 91'de çöktü. Tek kutuplu konuşmaya başladık bana göre o da bitti. Şimdi çok kutuplu bir dünya. Bu çok kutuplu dünyada oluşan kutuplara baktığında işte Amerika, Rusya ki Putin bir dengeye getirdi Rusya'yı tekrar hani bana göre tam anlamıyla olmasa da eski gücüne kavuşturmanın derdinde. E Çin geriden ciddi geliyor. Türk dünyası biz önemli hamleler peşindeyiz. Avrupa kendi içinde bir yapılanmanın derdinde. Ve senin sorduğun o soru önemli. Yani liderliğe mi soyunuyor? Evet doğru. Artık ben ben aslında onu sormadım. Liderliğe mi soruyor sorusu bence aylar önce konuşulan bir başlık. Şimdi artık lideri olarak Karşılığı kabul... Evet artık sanki karşılık görmüş. Çünkü Merkel'in de gitmesiyle birlikte bunun çok arzulu olduğunu gösteriyordu. Fakat görüyoruz ki artık karşı taraftan gelenler de Macron'u ziyaret ediyorlar. Şimdi şöyle... O zaman artık bence sanki bir yerlerden de karşılık buluyor değil mi? Ben orada sana katılırım. Mesela De Gaulle mantığı vardır ya NATO'ya Amerika'ya karşılık... O degol mantığını ben tekrar e, nüksettiği kanaatindeyim. Şimdi e, burada aslında e, gözlerden kaçtı. Boris Johnson, İngiltere Başbakanı Merkel ve Macron bir üçgen oluşturdular ve bizim deniz projesini e, uygulamaya koydular. Ama hani proje erken dillendirilince Boris Johnson'ın bir şekilde kafasını kopardılar ve bana göre tasfiyesinin de sebebi oydu. Çünkü İngiltere burada Amerika'ya doğrudan yanaşan ve onunla birlikte hareket eden bir ülke. Şimdi o bizim deniz projesinde Macron aynen şöyle söylüyor. Hani bunlar zamanında dillendirdiği hususlar. Avrupa Birliği Avrupa kıtasını yapılandırmanın tek yolu olamaz. Bak bu çok önemli bir cümle. Avrupa Birliği Avrupa kıtasını yapılandırmanın tek yolu olamaz. Yani sınırlarımız Avrupa ile sınırlı kalamaz demeye getiriyor. Nedir o zaman proje? Afrika'nın kuzeyi, Türkiye'nin de içinde olduğu Kafkaslara kadar giden bir geniş coğrafyayı birleştirme projesi. Ee, Boris Johnson tasvip sonra geriye Merkel'le Macron ayağa kaldı. e Şimdi Merkel de yok. Hani fırsattan istifade e, Macron, Avrupa'nın hem askeri hem ekonomik anlamdaki dinamosu biziz diye ortalığa döküldü. Şimdi bu açıdan Yaptığı hamleler e, bana göre önemli. Trump döneminde söylediği beyin ölümü gerçekleştirmiştir lafı öyle tesadüfen söylenen bir söz değil. Ha Trump sert bir baskıyla o an için susturdu ama o zaman da çok tartışık bunu. Ne söylemek istedi ve nasıl bir tablo ortaya çıktı diye. E, ben o günde söylediğim şuydu. Bu geçici bir suskunluk o fikir Avrupa'da hala var. Ne fikri o? Biz niye sürekli Amerika'nın değirmenine su taşıyalım? Biz niye Amerika ile birlikte hareket edelim ve niye biz Avrupa kıtası olarak burada bir siyasi birliktelik oluşturmayalım? İşte Macron e, fikir babası aslında ta Sarkozy'ye kadar dayanır. Avrupa siyasi topluluğu diye bir başlık attı ortalığa. O attığı başlıkta dönem başkanı eee Prag başkent bir toplantı gerçekleştirdi. Çekya dönem başkanıydı ve orada 44 ülke katıldı. Sadece 27 Avrupa Birliği ülkesiydi. Biz de davet davetliydik. Hocam bir parantez açayım mı? Orada diyor ki Avrupa'nın savunması Avrupa Birliği ile sınırlı değil. Heh. Coğrafi olarak Norveç, İngiltere, Balkanlar da buna girmeli diyor. İşte evet. az önce benim söylediğim cümle geniş bir coğrafya çiziyor ve biz de o denklemin içerisindeyiz. Bak Avrupa bir siyasi topluluğu diye adını koydular. Biz oraya konuk olarak davet edildik. Sayın Erdoğan katıldı. Hatta e, Paşinyan'la Aliyev'in de ilk defa bir araya geldiği bir enteresan toplantı oluştu. Geçtiğimiz günlerde e, Sayın Yaşargüler e, Hakan Çelik'in programına konuk oldu ve orada enteresan bir cümle kullandı. Dikkatlerden kaçtı. Biz de Avrupa ordusunu da olmaya arzulu dedi. Bak şimdi bu cümle çok önemli. Avrupa ordusunda olmayı arzuluyoruz. Kim? Türkiye olarak. Neden? Çünkü o Prak'taki toplantıda zaten bize doğrudan ve dolaylı bir davet vardı. Şimdi Fransa şu anki Avrupa liderinin soyunduğu pozisyonla Macron bana göre şu yaptığı hareketlerle, hocam orada katılırım Amerika ile Çin'i bir dengelemenin arayışında. Hmm. Ve bunu da açıktan şöyle bir cümleyle söylüyor. Tüm aktörler için eşit oyun alanı sağlamamız gerekiyor diyor. Yani diyor ki kibarcası artık biz de diyor bu oyunun içinde varız. Biz de bir aktörüz. Dolayısıyla herkes eşit anlamda bu oyunda hak sahibi olmalı. Hak sahibi olmalı. Niye diyor bunu? Amerika'ya atfen söylüyor bunu. Şimdi Macron şu konuda Kurnaz hakikaten. Trump kazandığı takdirde yeniden Avrupa ordusu konusunu gündeme getireceğini ve bu hareketi engelleyeceğini iyi biliyor hazır meydan boşken, hazır Amerika İsrail bataklığına saplanmışken, hazır kendi iç kamuoyunda seçim ve işte ayaklanma gibi olaylarla uğraşırken fırsat bilip bir anda işte geçtiğimiz herhalde bir ziyaret gerçekleştirmişti Çin'e. Bu kez davet üzerine Şi geldi. Ve e, Abdullah Hocam'ın tespitine çok katılırım. Fransız'a Fransızca hariç bir dil konuşturmak öyle e, kolay iş değildir. Bilseler de konuşmazlar. Git Fransa'ya ortada kalırsın. Fransızca hiç bir dil asla konuşmazlar bilseler de. Milliyetçidir ki takdir ederim. Keşke biz de öyle olsak. Ama işte o milliyetçiliği bir anda silip o, o, kuralına göre oynuyor dememdeki maksat oydu. Hani bahsettin ya <laughs> e, ne, nasıl görüyorsunuz diye. Çince konuşması, o Çin'e bir yaklaşma stratejisi. Ve e, Çin'e Tam tersi yani Çin yerine yaklaşmak isteyen Fransa. Çince tweet atıyor aslında. İşte bu bile yani bir aşama. Ee, yani Fransa'da pek alışık olmadığın görüntüler. Ee, yine o bir önceki görüntüde hani Çin'e hakimiyet kurmaya çalışan bir Macron vardı. Trump benzeri bir tokat da orada yedi. El cepte poz vermeye kalktı. Hemen protokol uyardı. Elini cebinden çıkar öyle dur dediler. Şiili hatırlarsın sen Abdullah'cığım o görüntüyü. Ee, eli cebinden çıkarıldı öyle poz verdirildi. Şimdi epeydir Çin'e bir yaklaşmak isteyen Macron tablosu var ortada var. ve bu tablo da ben bu birlikteliği şuna bağlıyorum veya bu ısrarı Amerika ile dengeleme aynı aynı zamanda da Çin'in yeni oluşumda Avrupa'dan yana bir hmm. tavır alması. O zaman Rusya'ya karşı yani Rusya ile Çin'in arasını mı açmaya çalışıyor aynı zamanda? Evet tam da, tam da öyle yapmaya Değil mi? Tam da böyle. Evet. Putin'in arasını da açıyor Çin'le evet. Çin o zaman. Hatta e, şöyle söyledi bu ziyarette Macron. O da bana göre önemli bir vurguydu. Yeni oluşan dedi, uluslararası dedi, konumlanma Avrupa Birliği ile Çin'in yaklaşmasını gerektiriyor dedi. Burada doğrudan bir davet var Çin'e. E. Çin'in de şimdi... ...en büyük hakip, rakip Amerika'ysa... ...Amerika'nın yanından böyle bir aktörü... ...Avrupa gibi bir e, kıtayı... ...yanına çekmesi büyük kazanç. O da o niyetle yaklaşıyor. Ha buradan sonuç çıkar mı? E, yani... ...Abdülhoca'mın işte az önce bahsettiği... ...ben buradan bir şey çıkacağına inanmıyorum diyor ya... E, ...burada... ...hani çok böyle... E, ...Amerika'daki gelişmeler buna muhakkak <laughs> yön verecektir ama... ...Trump seçimi kazanırsa... yani onun üzerine denklemi kurarsak... ...burada ciddi bir savaş... İki tarafı da bekliyor. Hem Çin hem Avrupa'yı. Ama Biden kanadı eğer bir seçim alma durumunda olursa ki çok zayıf bir ihtimal. İşte o zaman işin rengi bambaşka yerlere gider. Macron'un eli güçlenir. Ee, zaten ben hani o siyaseti Macron üzerinden de okumuyorum. Bu bana göre Fransa'nın devlet olarak bir politikası. Şu an Avrupa'daki o boşluğu da değerlendirip Fransa Almanya'dan rolü kaparak hem ekonomik hem de e, askeri anlamda lideri olmalı gibi bir havayı Epeydir Fransa uyguluyor. Şu an Macron da bayrak, o uyguluyor. Başka bir e, lider gelse, Macron gider de gelirse, ben Fransa'da o aklın değişeceği kanaatinde değilim. Yani aynı e, ruh işleyecek ve Avrupa'nın liderliğine soyulan bir Fransa tablosu göreceğiz. Çünkü kıta milliyetçiliğine döndü iş. Yani Macron, dikkat et, e, yanına aldığı kişi Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula. Onu boşuna taşımıyor. Her görüşmede yanında konumlandırıp e, bu... Denklemin içerisine dahil etmiyor. Burada bir Avrupa ile birlikte hareket eden Fransa tablosu var ortada. Hı hı. Benim daha enteresan bulduğum Almanya niye bu kadar sessiz? Scholz niye? Scholz sanki etkisiz kalıyor gibi. Çok etkisiz. Ya da evet. etkisiz kalıyor demeyelim de. Belki buradan. E, Yo diyebilirsin yani, yani şu ana kadar. Şöyle şöyle soralım aslında şöyle toplayabiliriz belki de e, Almanya'daki seçmenin beklentisini karşılayamadı diyebilir miyiz? Şöyle onu da dersin ama Scholz'un lider vasfının olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Almanya bu konuda pasif kaldı ve bana göre hiç tarihinde olmadığı kadar da arka planda bir görüntü veriyor. İngiltere az önce bir resim çizdik. O zaten doğrudan Amerika ile kendini konumlandırmış durumda ama enteresan. Mesela Sizce Macron'u eşi mi yönetiyor? Nasıl? Macron'u eşi mi yönetiyor? Yok, küresel çete yönetiyor. Hı. Oraya Eşi nerede çalışıyor? Eşi, eşi nerede, nerede çalışıyor? çalışıyor? Şey de e işte küresel, ha, iş. küresel o zaman hanım köylülük köycülük olmak işe yaradı. <laughs> Hayır şöyle. Ee, hanım köylü olmak işe yarıyor değil mi hocam? İpek hocam. <gülüyor> 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 yorum yok. So, so, soros, Soros etkisi. Bak Coşkun hocam <laughs> dürüst cevap ver eşin de yukarıda bekliyor. <laughs> Şimdi burada bir parantez, hocam Buradan bir parantez açayım mı? Şimdi Avrupa derken ikiye ayırın. Avrupa'nın sadece Hristiyan kesimi Avrupa'yı adım adım geliyor kesinlikle ele geçirecekler. Bak bu seçimde değil. Aşırı sağcıları diyorsun. Aşırı sağ dedikler aşırı sağ değil işte. Anti-Covidçiler, anti-küreselciler, Hristiyanlar hepsini paketliyorlar aşırı yani. sağ diye. Ay zaten dediğin doğru yani faşist diye adlandırıyorlar. Hepsini bazı paketliyorlar. Bu, Şimdi düzene karşı duran bir yapı var. Çin'i Dünya Ticaret Örgütü'ne açan, Çin'i dünyaya açan, Çin'e borç veren, Çin'e finans veren, Çin'deki ihracatın %50'sini yaklaşık yapanlar Peki. zaten küreselciler. Peki o zaman... Macron da e, küreselci. Ama... Dolayısıyla Çin bu noktada e, Trump geldiğinde küreselcilere savaş açıyor. Olaya bir de bu, bu şeyle bak. Şu an ikisi de tedirgin. Macron lider olabilir mi? Avrupa'nın her tarafı ayrı bir, mümkün değil. Şöyle hocam. Evet. E, mesela bak İngiltere o Prag'daki toplantıda enteresan bir tepki verdi. Normalde İngiltere Amerika ile konumlandırırsın. Onunla bir hareket eder. Prag'daki toplantıya davet edildi. Katıldı. Ve bir sonraki toplantıda ben ev sahipliği yapayım dedi. Hocam süreç yönetimi etkisiz. Heh. Hiçbir şey yok. Akdeniz Birliği falan da dedi. O da bizim o, genel proje artık bitti. Bizim savunma Bakanımızın da Avrupa Ordusu'nda olmak istiyoruz diyor ya. Biz de uluslararası ilişkileri öğrendik. Adam Avrupa Ordusu kurmak gidiyor, Biz de onlara... Şey yapıyoruz. İlk teklifi yapacağız. sensin. Yani bir abi de Türkiye... onlara diyor? çünkü Macron'un Avrupa ordusu Türkiye olmadan Avrupa ordusu mu olur? Mümkün değil. O onun farkında. Jeopolitik olarak Türkiye nerede durursa Doğu Batı'da yön o tarafa kayar. Rusya ile araya açmıyor. Bilakis bulduyor Çin'e. Zaten şeyde... Bak altını çizeyim. Peki o zaman Coşkun Hocam tamamlayın bir cümle sayın yakıncaya gideyim. Şimdi bak bizim bu Prag'daki katıldığımız toplantıda Fransız ile ilişkilerimiz gergin de Macron hemen mikrofonlar uzandı. Türkiye'ye davet edildi. Yani Çekya üzerinden bizi davet ettirdi kendi aklınca. Buna bir tepkiniz olacak mı? E, katılmasına karşı değiliz dedi. Yani orada kibarcası sen de davetsin bu birliğin içindesin demeye getirdi ki o dönemde de bu ordu konusu gündeme getirildi. Hatta Sayın Erdoğan şöyle bir çıkış gösterdi. Macron dedim gel biz de seni dedi Türk Birliği'ne götürelim dedi. Oraya davet edelim dedi. Yani biz orada da bir yapılanmanın içindeyiz demeye getirdi. Fransa çok uzun sürmeyecek hocam. Türk Birliği'ne gözlemci olmak isteyecek. Hmm. Evet. Peki.